Merhaba değerli dostlar. Uzun bir süre sonra tekrar karşınızdayım. Bugün Roma felsefesi ve düşünce tarihine ilişkin okunmasını önerdiğim 25 kitaptan bahsedeceğim. Daha önce 26 Ağustos günü blogumda paylaşmış ve blogdaki o linki de Twitter'da yine paylaşmıştım. Bu liste benim kişisel olarak önerdiğim bir listedir. Elbette bu listeye bazı kitaplar eklenebilir, bazıları tarafınızdan bu listeden çıkarılabilir. Ancak şurası açık ki bazı kitaplar, üzerinde zaten konuşacağım tek tek, bilhassa önerdiğim çalışmalar olarak karşımıza çıkıyor. Niye önerdiğimi de anlatacağım gerekçeleriyle. Zaten blogumda da kısa kısa açıklamalar yapmıştım. Ve bu sayede Roma felsefesi ve düşüncesi üzerine nasıl bir çalışma yürütülebileceğine ilişkinde kendi görüşlerimi açıklamış olacağım. Bununla ilgili olarak listeye geçmeden önce bir açıklama yapmak istiyorum. Bu Roma felsefesi ve düşüncesi tabirlerinden diyelim, ne anlıyorum? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum öncelikle bir giriş mahiyetinde. Roma felsefesi denildiği zaman insanlar öncelikle biraz ilkilirler. İrkilmelerinin sebebi Roma'da felsefenin olup olmadığı konusunda bir tartışma olmasıdır. Ben seneler önce Ömer Naci Soykan hocamızla, rahmetli Ömer Naci Soykan hocamızla bu konuda konuştuğumuzu, tartıştığımızı hatırlıyorum. Kendisi Roma'da felsefe yoktur, Roma'da hatta edebiyat yoktur diyordu. Bu konuda ısrarcıydı. Tabii ki benim kabul etmemin mümkün olmadığı bir düşünce bu. Ancak hoca Yunan edebiyatı ve Yunan felsefesine kıyasla bir edebiyat ve felsefe olmadığı kanaatini taşıyor. Ancak son yüzyılda, özellikle son 50-60 yıl içinde yapılan birçok Batı'da yapılmış olan birçok çalışma bize Roma'daki felsefe faaliyetlerine ilişkin çok önemli veriler sunmaktadır. Artık Batı'da Roma felsefesi, Roma'ya özgü felsefe, Romalı felsefesi olarak adlandırabileceğimiz bir çalışma alanı mevcut. Ve bu konuda birçok çalışma ortaya konuyor. İngilizce olarak ararsanız Roman Philosophy olarak Roman Philosophy tamlamasıyla arayabilirsiniz. Roman Philosophy yani Roma'ya özgü veya Romalı felsefesi anlamındadır. Bu konuyla ilgili zaten şimdi tanıtacağım bu listemi sunarken anlatacağım kitaplar da size zaten bu konuyla ilgili fikir verecek. Dolayısıyla Roma'da felsefe var mı yok mu tartışmasının bana kalırsa biraz ilerisine geçtik. Artık bu tartışmayı aştık ve Roma'da felsefe ve düşünce tarihine katkının fazlasıyla yapıldığını kabul etmek durumundayız. En azından ben kendi çalışmalarımda, kendi okumalarımda bunu hem anlatıyorum, hem okuyorum, hem de farklı bilgilerle pekiştirmeye çalışıyorum. Şimdi listeye geçelim. Öncelikle şuradan bir ayar yapayım. Ekranı paylaşacağım. Şu an paylaşılıyor sanırım. Evet. Roma felsefesi ile düşünce tarihine ilişkin önerdiğim 25 kitap. Biraz büyütelim isterseniz. Evet. Burada öncelikle tabii bir giriş yapmışım. Roma felsefesi ile düşünce tarihine ilişkin okunmasını önerdiğim 25 kitabı listeleyeceğim diyorum. Ve burada temel ilkeler olarak yani bu listeyi oluştururken hangi ilkeleri benimsedim? Bunu belirtmişim bir paragrafta. Bu listeye antik yazarların eserleri dahil değildir diyorum. Haliyle
bir filolog olarak öncelikle antik yazarların kendilerinin okunması gerektiğini savunduğum aşikar. Zaten yakından takip eden dostlarımız da bunu biliyordur. Zira onların hepsini öneriyorum demişim. Listeyi önem sırasına göre hazırlamadım. Elbette bu listeye sığmayacak kadar çok kitaptan faydalandım diyorum. Sadece hatırlamak için çaba harcamadım. Fazlasıyla etkilendiğim kitaplara yer verdim. Bu cümleyi şu yüzden yazmıştım. Hatırlamak için çaba harcamadım. Yani sürekli aklımda olan kitaplar bunlar. Konuşurken sürekli referans verdiğim, çalışırken ilk baktığım kitaplar. Hiç unutmadığım ve üzerinde çok fazla etkisi olan kitapları kastediyorum. Şu niye yok, bu da olmalı denmeyi hak etmeyen kişisel ve bugüne ait bir liste diyorum. İleride tabii ki güncellenebilecek. Kahvenizi alın ve okumaya başlayın demişim ama şu an benim bir kahvem yok masada. Keşke kahve yapıp da bu videoyu çekmeye başlasaymışım ama en azından videodan sonra yapabilirim. Şimdi birinci kitabımız Sabahat Atlan'ın Roma Tarihinin Ana Hatları 1. Kısım Cumhuriyet Devri. Göreceksiniz bu listede çok az Türkçe kitap var. Bunun çok hani kitabın ortasından konuşmak diye bir tabir vardır. Ben de kitabın ortasından konuşayım. Çok fazla Türkçe kaynaktan yararlanmıyorum. Yani kendim de yararlanmıyorum. Yararlanılmasını da önermiyorum. Kendi çalışmalarım dahil. Niye diye sorarsanız, çünkü bizler de modern çalışmalar, yani modern yorumları, modern çalışmaları göz önünde bulundurarak çalışıyoruz. Dolayısıyla ne kadar çok dil bilirseniz, İngilizce, Almanca, Fransızca, Almanca, zaten bunlar şu an akademi dünyasında, evrensel akademiyi temsil eden diller. Dolayısıyla ne kadar çok dil bilirseniz, bu dilleri bilirsiniz özellikle, bu üç dili. Buna ek olarak İspanyolca, İtalyanca'yı da öneriyorum. Özellikle de klasik çağ düşüncesi ve çalışmalarına ilişkin İtalyanca'da çok fazla çalışma vardır. Çok fazla eser vardır, çok fazla makale vardır. İtalyanca'yı da öneririm. Bu dilleri bilirseniz bu çalışmalara da ulaşma şansınız olur ve o zaman anlarsınız ki Türkçe çalışmalardan ziyade batılı kaynaklara, batılı çalışmalara bakmak çok faydalı olacaktır. Ancak giriş mahiyetinde ve o eserlere ulaşma vasıtası olarak Türkçe kaynaklardan yararlanabilirsiniz. Biz tabii bu düşünceyi dile getiriyorum ama sakın haksızlık yaptığım anlaşılmasın. Kendim dahil, kendimi de buna dahil ediyorum. Kimseye haksızlık yapmıyorum. Aksine Türk yazarların, bizlerin, akademisyenlerin, çevirmenlerin, işte ne diyelim, bu alanda çalışan herkesin emeğini saygıyla karşılıyorum. Hepsine saygı duyuyorum ve daha fazla çalışılması, daha fazla çalışmamız gerektiğini söylüyorum zaten. Bu net. Ve yapacağız da, çalışacağız da. Olabildiğince evrensel olmamız lazım. Olabildiğince çalışmalarımızın yurt dışında da yankı bulması lazım. Düşüncelerimizi oraya da aktarmamız lazım. Buna odaklanmamız lazım. Ancak bu şekilde evrensel akademiye katkı sunabiliriz ve düşüncelerimiz evrensel ölçekte anlam kazanabilir. Keza bilimsellik de burada tabii çok önemli. Çalışmalarımızın bilimsel hüviyetinin de gün geçtikçe daha pekişmesi, daha sağlamlaşması gerekiyor. Birçok çalışma var ki bilimsel hassasiyetin gözetilmediği, dolayısıyla o çalışmaları öneremiyoruz. Bu çalışma, yani Sabahat Atlan'ın Roma Tarihinin Ana Hatları 1. Kısım Cumhuriyet Devri kitabı, Türkçe literatürde Roma tarihine ilişkin yazılmış en iyi kitaplardan biri. Ben bu kitabı ilkin üniversiteye girdiğim zaman öğrenmiştim. O zaman şu an burada gördüğünüz, şöyle biraz büyüteyim. Gördüğünüz şu kapakla gördüğünüz bu kitap piyasada yoktu, satılmıyordu. Bunun eski edisyonu, eski baskısı satılıyordu. Keza o da yoktu, sadece sahaflarda vardı. Dolayısıyla ben hep fotokopiden okumuştum. Yıllar sonra Türk Tarih Kurumu yeniden bastı. Oldukça da iyi bir fiyata bastı. Bu kitabı şiddetle öneriyorum. Sabahat Atlan, Roma Tarihi Ana Hatları, 1. Kısım Cumhuriyet Devri. Adından belli zaten, fazla da açıklama gerektirmiyor. Gayet güzel yazılmış. Eski bir eser ama dili de uygun. Anlaşılır bir dili var. Akıcı bir dille anlatılmış. Güzel bir kitap. Roma tarihi çalışmak istiyorsanız
bu kitabı öneriyorum. Peki Roma düşüncesi ve felsefesine ilişkin oluşturmuş olduğum bir listede Roma tarihi kitabının ne işi var? İşte bu da Roma felsefesinin nasıl çalışılması gerektiğine ilişkin bir ipucu aslında. Çünkü Roma felsefesini ve düşüncesini, düşünce tarzını tarihinden ayırt edemezsiniz. Aslında bu bütün düşünce tarihi örnekleri için geçerlidir. Yani Alman düşünce tarihi, Fransız düşünce tarihi, İngiliz düşünce tarihi. Bunları da genel olarak Fransız, Alman, İngiliz tarihinden çıkaramazsınız. Ayrı bir alanın eserleri, çalışmaları olarak göremezsiniz. Onun için de tarih bilgisine ihtiyaç var. Dolayısıyla Roma düşüncesinin kendine has niteliklerini anlayabilmek için tarihi bilmek lazım. Bu kitap da iyi bir giriş kitabı olarak değerlendirilebilir. Ama Cumhuriyet Devri. Ancak kitap genel olarak Roma'nın coğrafyasından, tarihinden başlıyor. Yani krallık dönemi, Cumhuriyet öncesi dönemden de bahsediyor. İmparatorluk dönemine gelince de kitap bitiyor. Ondan sonrasında imparatorluk dönemiyle ilgili okumalarınızı sürdürebilirsiniz. Ama Roma düşüncesinin tarih öncesinden itibaren adım adım oluştuğunu söylemek durumundayız. Roma tarihinin, bırakın Roma tarihini, Roma'nın coğrafyası bile Roma düşünce tarihini etkilemiştir. Roma'nın kurulması, yani milattan önce 753 tarihinden önceki mitolojik anlatılarla ilgili daha önce konuşmuştuk ve burada birçok video da yapmıştık, hatırlıyorum. Kanalımızda bulabilirsiniz. Ne kadar çok etkili olduğunu Roma düşüncesi üzerinde defalarca konuştuk, mitolojisini anlattık. Dolayısıyla kitapta bunlara da referanslar var. Dolayısıyla bu kitabı kullanabilirsiniz. Roma tarihini bilmeden düşünce tarihini bilmek mümkün değildir. İşte Ömer Naci Soykan, rahmetli Ömer Naci Soykan hocamızın düşüncesine karşı çıkabilmek için buna ihtiyacımız var. Yani Yunan tipi bir düşünce tarihine gerek yok Roma'da düşünce tarihi bulmak için. Onun kendine has bir düşünce tarihi var. Tabii ki Yunan felsefesinden ve düşünce geleneğinden etkilenmiş olduğu çok açık. Bu da net. Ama Romalı'ya has, Roma'ya has düşünce tarzının da geliştiğini söyleyebiliriz. İkinci kitabımız çok önemli kitaplardan biri. Mark Morford'un Roman Philosophers kitabı. Roman Philosophers kitabı Roma'daki felsefe faaliyetlerine dair derli toplu bir çalışma. Birçok çalışmamda bilhassa faydalandım demişim. Çok doğru. Ben bu kitabı öğrendiğim andan itibaren kullanıyorum. Yani ben bunu ilk, yanlış hatırlamıyorsam, yüksek lisansımda duymuştum bu kitabı. Daha önce de duymuştum ama çok bilinçli bir şekilde kullanmaya yüksek lisans tezimde başlamıştım. Oldukça güzel bir şekilde Roma tarihine paralel olarak Romalı filozofların nasıl ortaya çıktığını, düşüncelerinin Roma tarihi bakımından ne anlam ifade ettiğini oldukça güzel bir şekilde kronolojik olarak gözler önüne seriyor bu kitap. Bu kitabı şiddetle öneriyorum ve zaten PDF'ini e-kitap halinde malum ortamlarda bulabilirsiniz. Çok önemli bir kitap. Üçüncü kitap Clarke'ın The Roman Mind, Studies in the History of Thought from Cicero to Marcus Aurelius kitabı. Bu kitabın önemi şu, benim açımdan. Çiğdem Dürüşken Hoca bana bu kitabı tanıtmıştı ilk. Sanırım doktora tezimden önceydi. Bu kitabı mutlaka oku demişti. Kaynakların arasına koy demişti. Ve ilk okuduğum, doktora tezim bağlamında ilk okuduğum kitaplardan biriydi. Bu kitabın önemi, zaten burada onu kastediyorum, ideal Romalı tipinin kültürel arka planı derken, Romalı'nın arkasındaki yapıyı anlatıyor. Yani şöyle, şunu kastediyorum, kültürel yapı, aile, din, devlet. Bunu bir üçlü yapı olarak düşünürseniz, böyle başlıyor kitap ve Roma'nın, özür dilerim, Romalı karakter tipinin, karakterinin ve tipinin diyelim, ya da daha da doğru olacak. Çünkü oradaki karakter hem mevcut karakteri temsil ediyor, hem de idealize edilen karakteri temsil ediyor. Yani bir olması istenen karakter var.
her zaman savunulan karakter ki Latin edebiyatının her döneminde hem erken dönemde hem altın çağ dediğimiz dönemde, Augustus döneminde hem de sonrasında gümüş çağ döneminde yani Latin edebiyatının gümüş çağında idealize edilen bir Romalı tipi vardır. Dolayısıyla o Romalı tipinin tarihine ilişkin önemli bir veri bu kitap. Evet. Sıkıntı var mı? Bu kitap sayesinde hem idealize edilen o tipin kendisini hem de Cumhuriyet döneminde nasıl savunulduğunu, imparatorluk dönemine geçildiğinde ne tür bir bozulmalarla karşılaştığını görebilirsiniz. Evet, kitap sanırım ekran paylaşımında sorun olmuş. Evet. Zaten kitabın alt başlığı Studies in the History of Thought from Cicero to Marcus Aurelius da bunu bize söylüyor. Özellikle de imparatorluk döneminde birçok yazar, Seneca ki bunların başını çekiyor, bu bozulan tipin aslında imparatorluktan kaynaklanan, yani imparatorluğun o yayılmacı siyasetine bağlı olarak Roma'nın demografik yapısının değişmesi, nüfusunun artması ve yabancı unsurların içeri çok fazla girmesine bağlı olarak o ilk zamanlardaki idealize edilen çiftçi asker geleneğinin tümüyle ortadan kalktığına ilişkin şikayetleri onun eserlerinde ve diğer yazarların eserlerinde okuyabiliyoruz. Örneğin Lucanus'un Bellum Farsalya'da yani Farsalus Savaşı'nda bunu çok net bir şekilde ortaya koyar. Cumhuriyet niye yıkıldı? Çünkü idealize edilen tip artık idealize edilemez hale geldi. Ve onun yerine başka karakterler öne çıkarıldı ve artık çiftçi asker geleneği son buldu. İşte bu tür bir kültürel arka plan için bu kitap çok önemli ve Roman Mind yani Romalı zihin zihninin nasıl oluştuğunu bize çok güzel anlatıyor. Çok fazla anlattım, çok fazla konuştum şu an farkındayım bu kitapla ilgili olarak ama bu kitabı çok öneriyorum. Yani Morford'un kitabı ile birlikte çok önemli. Yani fazlasıyla sizi Roma'nın düşünce iklimine çekecektir. Dördüncü kitabımız, buraya kapağını koymamışım, iki kitaptan oluşuyor. Daha doğrusu bir başlık ama iki ciltten oluşuyor. Philosophia Togata 1 ve 2. Birincisinin alt başlığı Essays on Philosophy and Roman Society. İkincisinin alt başlığı Plato and Aristotle at Rome. Bu kitap çok önemli. Yani bu ikili seri çok önemli. Niye önemli? Çünkü Philosophia Togata yani bir espridir. Zaten burada söylemiş miyim? Evet. Adında felsefeye Roma togası giydirme esprisi vardır diyorum. Philosophia Togata toga giydirilmiş felsefe anlamındadır. Yani Romalı'nın giysisini giymiş olan felsefe. Ve bu alanda yapılmış en önemli çalışmadır bu iki kitap. Bu seri diyelim. Roma felsefesine ilişkin, Roma'da felsefe faaliyetlerine ilişkin en fazla referans verilen çalışma budur arkadaşlar. Yani mutlaka bu kitap, bu iki cildi edinmenizi öneririm. Çünkü burada sadece Roma'daki felsefe faaliyetlerine ilişkin bir bu bir derlemedir bu arada. Farklı yazarların makaleleri bulunuyor, bölümleri bulunuyor. Sadece Roma'daki felsefe faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktarılmıyor. Aynı zamanda Roma toplumunun bu felsefe faaliyetlerine verdiği tepkiler de buradan ölçülebiliyor. Sadece Roma toplumunun değil, devletinin de haliyle. Dolayısıyla bu iki kitabı şiddetle öneriyorum. Neil Wood'un Cicero's Social and Political Thought kitabı, bu da çok fazla referans verilen kitaplardan biri. Cicero özelinde bir kitaptır ama Roma düşünce tarihinin gelişme aşamasının en civcivli dönemine denk geldiği için Cicero'nun dönemi çok önemli bir kitap.
Kikoros, Social Political Thought. Neil Wood, burada var kitap, Yurttaşlardan Lordlara. Hatta size göstereyim kitabı. Evet. Bu kitabı yazan Ellen Maxis Wood'un, ki bu kitabı da tavsiye ediyorum. Yani aslında bu kitap hani eski çağdan orta çağa Batı siyasi düşüncesinin toplumsal tarihi başlığını taşıdığı için biraz da buraya almak istemedim. Ama önemli bir bölümü Yunan ve Roma'da politik felsefenin, politik düşüncenin gelişimiyle ilgili bilgi veriyor. Yani Yunan ve Roma ile ilgili olan kısımlar da bu listeye girmesini, hak etmesine neden olabilirdi bu kitabın. Zaten burada Kikero'nun resmi var. Bu kitabı yazan, dediğim gibi Ellen Maxis Wood'un eşidir Neil Wood. Zaten yanlış hatırlamıyorsam bu kitabı da eşine armağan etmişti. Bu 2008 baskısı. Evet, burada yazıyor zaten. Neil Wood'un anısına yazıyor. Okunabiliyordur umarım. Neil Wood'a armağan ettiği bir kitap. Öneriyorum Kikero özelinde ama dediğim gibi Roma'nın Cumhuriyet dönemiyle ilgili önemli bir kaynak. Altıncı kitap Roman Reflections, Studies in Latin Philosophy, Gerrit Williams ve Volk'un editörlüğünde. Philosophia Togata'nın mantığıyla hazırlanmış bir derleme bu. Birden fazla akademisyenin Roma'da felsefe faaliyetlerine ilişkin veya tabii alt başlıktan da anlaşıldığı gibi Latin felsefesi demiş. Buna ilişkin bir derlemedir. Buna ilişkin makaleler bulunuyor. Ben bu konuyla, yani bu kitapla ilgili olarak ve kitabın içeriğiyle ilgili olarak Gerrit Williams'la bir söyleşi yapmıştım daha önce. Bunu da zaten blogumdaki açıklama kısmına koyacağım. Bir söyleşi yapmıştım. Buradan da ulaşabilirsiniz. Bu kitabın içeriğiyle ilgili de kendisine soru sormuştum. Daha fazla bilgiyi oradan edinebilirsiniz. Ama Philosophia Togata ile aynı minvalde bir eser. Yedinci eser, Erihse Gurion'un eseri Culture and National Identity in Republican Rome. Gurion, Roma tarihi ve kültürüne ilişkin gerçekten, burada da yazmışım zaten, gerçek bir otorite. Birçok eserinden faydalandım. Bu eser Roma düşüncesinin gelişim aşamasındaki bilhassa Yunan-Romalı gerilimine dair önemli temel tutamaçlar sağlıyor demişim. Bu ve 7. ve 8. kitaplar Hellenistic World and the Coming of Rome, ikisi de net bir şekilde Yunan coğrafyasında Roma'nın etkinliğini ve Yunan-Roma karşılaşmasının sonuçlarını, hatta hani tabii ki bazı yerlerde de nedenlerini ele alıyor. Daha çok Gurion'un çalışma alanı bu. Yani Roma düşünce tarihinin şu aşamasına giriyor aslında. Daha doğrusu bu listeye şu yüzden ekledim bu kitapları. Başta da söylediğim gibi Roma düşüncesinin kendine has tarihsel kültürel yönleri vardır, nitelikleri vardır. Ama bunun üzerinde Yunan etkisi de var. İşte bu eser, bu Yunan etkisinin tarihsel arka planına dair fazlasıyla bize bilgi aktarıyor. Çok çok yetkin bir kişi Gurion. Ben bu kitapları fiziksel olarak da kullandım, e-kitap olarak da kullandım ve zaten çok ama çok önemli bir akademisyen olduğu için daha başka birçok kitapta kendisine referans veriliyor. Dolayısıyla zaten makalelerine, işte bu kitaplarına mutlaka uğramak zorunda kalacaksınız eğer Roma düşünce tarihine ilişkin çalışma yürütüyorsanız. Dokuzuncuya bakarsak bir Türkçe kitap. Çok meşhur zaten Barrow'un Romalılar kitabı. Bu kitap İz Yayıncılık mı? İz Düşünme. Öyle bir yayıncılık olması lazım. Şurada bir yerde var ama ben fiziksel olarak kullanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Barrow'un bu kitabı, yanlışsa yorum olarak ekleyebilirsiniz, Varlık Yayınları'ndan çıkmıştı. En eski hali oydu.
Daha sonra bu yayıncılık, bu yayın evinin tarafından tekrar basıldı. Daha sonra tekrar basılmış olabilir. Çünkü çok bilinen bir eser Türkiye'de Romalılara ilişkin. Bu Clark'ın Roman Mind kitabı gibi bir kitap. Yani bir Romalının kim olduğu, nasıl yaşadığı, nasıl düşündüğü üzerine bir kitap. Arada Roma'nın felsefe tarihine, genel olarak coğrafyasına, şu suna, bu suna dair de bilgiler mevcut. Böyle çok akademik değil ama okunması gereken bir kitap. Yani sizin kafanızda bir fikir bırakır ve bazı çalışmalarınızda veya sohbetlerinizde aklınıza kazınan ve bahsedebileceğiniz bir takım cümleleri okuyabilirsiniz burada. Sizi yönlendirebilir. Dolayısıyla bu kitabı öneriyorum. 10. kitap Dragula'nın Cato the Younger, Life and Death at End of the Roman Republic kitabı. Bu kitap yeni bir kitap. Geçen sene basıldı, 2019'da. Niye bu listeye aldım? Çünkü genç Cato'nun çok önemli bir adam olduğunu düşünüyorum. Ben hem doktora tezimde hem de ondan hareketle kitabımda kendisine bir bölüm ayırmıştım. Cato, genç Cato. Niye önemli? Çünkü Roma'nın Cumhuriyet döneminin bittiği yerde hatta bu Respublika rejiminin sona ermesinin nedeni olan çatışmalardan biridir. En büyük çatışmalardan biridir. Kaiser'la Pompeius arasındaki iç savaş sırasında üçüncü tarafı temsil etmesi, yani iki taraftan da olmayıp üçüncü tarafın temsilcisi olarak. Peki üçüncü taraf nedir? Geleneksel Respublika rejiminin temsilcisi olarak iç savaşa dahil olmasıdır. Yani ne Pompeius tarafında ne Kaiser tarafında. Arada böyle Pompeius'a destek verdiği yerler oldu ama genel olarak üçüncü tarafı temsil ediyor. Ve az önce bahsettiğim Lucanus'un Farsalyası'nda, Farsalus Savaşı'nda da aslında o genç Cato'nun bir destanıdır. Yani onun nasıl mücadele verdiğini anlatır büyük ölçüde ve onun geleneksel Romalı değerlerini, özellikle politik değerlerini nasıl savunduğunu iki tane diktatör, yani iki tane kral olma özentili tipe karşı. Gerçi Pompeius için bunu söylemek biraz zor ama Kaiser için net. Ama Pompeius'ta da bir tek adam düşüncesi var ki zaten Lucanus da kendisine bu minvalde resmediyor ve geleneksel Romalı Respublika, Roma Respublikası'nın değerlerini savunucusu olarak göstermiyor. Orada yüceltilen karakter genç Cato'dur. Geleneğin savunucusu. Yani Cumhuriyet'in yıkılmasını istemeyen bir adamdır. Tıpkı Cicero gibi. Tıpkı diğer senatusun üyeleri gibi. Aristokrasi sınıfı gibi. Dolayısıyla genç Cato'yu bilmek, onun hayatını, mücadelesini bilmek, Roma düşünce tarihinde o Respublika'nın geleneksel düşünce geleneğini bilmek anlamına geliyor. Bunun yanında, bu çok önemli zaten, bunun yanında genç Cato aynı zamanda bir stoacıydı. Yani o yönü de var. Yani sadece bir muhafazakar diyebileceğimiz bir gelenekçi, geleneksel değerlerin savunucusu değil, aynı zamanda bir stoacı. Roma'da stoa felsefesinin niye galip geldiğini anlatırken verdiğimiz en önemli örneklerden biridir. Nitekim Epiktetos'ta var mı tam hatırlamıyorum ama Seneca'da genç Cato'dan o kadar çok bahsedilir ki kendisi neredeyse bir bilge konumuna getirilir. Niye? Çünkü iç savaş sırasında, hatta benim kanalımda da kendisinden bahsettiğim videolar olabilir. Video veya videolar, şu an hatırlamıyorum. Çünkü kendisine çok bahsediyorum. Artık o kadar çok bahsediyorum ki nerede, ne kadar bahsettim hatırlamıyorum. Seneca o kadar çok bahseder ki onu bir bilge konumuna getirir. Yani iç savaş sırasında yenileceğini anlayınca, artık rejimin çöküttüğünü anlayınca, Kaiser'ın zaferini görünce kılıcına abanarak cesurca intihar eder. Çok önemli. Dolayısıyla bu kitabı öneriyorum. Çünkü genç Cato ile ilgili başka bir kitap var mı? Tabii makaleler çok fazla ama kitap olarak Dragula'nın bu kitabını şiddetle öneriyorum. Hammer'ın Roman Political Thought from Cicero to Augustine, bu tabii şeyi andırıyor.
Morford'un kitabını andırıyor. Bu önemli bir kitap. Yani genel bir tarih. Yani Cicero'dan Augustinus'a genel bir tarih. Zaten her an ulaşılabilecek bir yerde tutulmalı demişim. Spesifik bir konudan ziyade genel olarak Roma düşünce, politik düşüncesinin nasıl geliştiğine ilişkin önemli bir kaynak olarak elimizin altında bulunsun. Buradan bu eser sayesinde başka eserlere, başka çalışmalara da gidebilirsiniz. Tabii burada bir çalışma yöntemine ilişkin, bir metodolojiye ilişkin de size bir şey söylemiş oluyorum. Ne demiş oluyorum? Her yeni çalışma aslında ya bu çalışma daha önce de yapılmıştı diyemeyeceğimiz bir çalışmadır. Her yeni çalışma güncel çalışmalara ilişkin, güncel eserlere ilişkin bir rehber olarak düşünülmeli. Ya aynı konuda ben 10 sene önce de bir kitap almıştım dememek lazım. Her yeni çalışma yeni o 10 senelik periyotta yapılmış olan diye yeni çalışmalara referanslar içereceği için size bu anlamda da yönlendirme açısından da fayda sağlayacaktır. 12. kitap Atkinson Roman Political Thought kitabı. Roma'nın Respublika rejiminin politik mirası üzerine faydalı bir eser. Bu kitap ki Amerikalılar bunu çok yapıyor. Avrupa'da fazla yok bu. Ama Amerikalılar bunu çok yapıyor. Amerikalı akademisyenler Roma'nın politik düşünce sistemiyle, Amerikan politik düşünce sistemini karşılaştırıyorlar. Hatta Roma'nın kurumlarıyla Amerikan kurumlarını karşılaştırıyorlar. Bunun bizde de yapılması lazım. Tabii bunu yapabilmek için hem Roma'yı bilmek hem Türkiye'deki politik kurumları, düşünce tarihini iyi bilmek lazım. Bu tarz karşılaştırmalar için. Amerika-Roma kıyasının yapılabilmesinin temel nedenlerinden biri de rejimlerin, politik rejimlerin benziyor olması. Zaten Atkins de bunun üzerinde fazlasıyla duruyor. Senatöryel kısım, işte başkan veya bu tarafta konsül olması gibi. Dolayısıyla bu tarz karşılaştırmalar çok görürsünüz. Bir de İngiliz Commonwealth'ının, yani oradaki politik yapının da karşılaştığını çok görürsünüz Britanya'da. Dolayısıyla bu tarz eserler karşılaştırma yapmak ve Roma düşünce tarihinin modern yorumları açısından bize fikir verir ve farklı düşüncelere bizi sevk eder. Bu iyi bir şeydir bu. Yani kötü değildir. Dolayısıyla bu mirasın, Respublika yani özellikle Cumhuriyet mirasının nasıl sonraki çağlara aktarıldığı açısından da önemli bir kaynak. Miller'ın Roman Republic in Political Thought, bu eser yine Atkinson eseri gibi Republic'ın yani Respublika'nın Cumhuriyet anlayışının mirası üzerine, sonraki yüzyıllardaki etkisi üzerine güzel bir eser, çok önemli bir eser. Yine Atkinson bir eseri var. Bu şu 12. kitap, tabii bunun şeyini koymamışım buraya, kapağını, ama 14. kitabın yani Cicero on Politics and the Limits of Reason, the Republican Laws kitabı benim için çok önemli. Çünkü ben burada da söyledim zaten ki Cicero'nun Devleti kitabını yazarken Atkinson'ın bu kitabından çok yararlandım. Hatta şu var, yararlandım dedim ama aslında yani yararlandığım kadar şaşırdığım noktalar da oldu. Çünkü benzer düşüncelere sahip aslında çalışmalarımız. Ama hatta benim çalışmalarım biraz daha önce. Yani ben aslında Atkinson'dan biraz daha önceyim. Daha önce başladım çalışmaya. Bu eserin güzel ve önemli olan tarafı Cicero'nun De Republica ve De Legibus yani devlet üzerine ve yasalar üzerine adlı eserlerinin analizini içermesidir. Yani bu iki eser üzerinden Cicero'nun politika ve işte aklın limitleri demiş ya, politik düşüncesinin anlaşıldığını, incelendiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla çok önemli bir çalışma. Yani burada hani kendi kitabımı tanıtmak gibi olmasın, ondan bahsetmek istemiyorum ama kendi benim kitabımla, Cicero'nun Devleti kitabımla bu kitabı birlikte okunmasını öneririm. Ya da sadece bu kitabı okuyup başka kitaplarda okuyabilirsiniz elbette. 15. sırada A Companion to Greek and Roman Political Thought kitabı var. Bu Ryan K. Ballot'un kitabı. Bu kitap, burada da söyledim zaten, Ballot'un Greek Political Thought kitabını ben daha önce Twitter'da çok tanıttım. Çok kullandım çünkü. Fiziksel olarak da çok kullandım. Kütüphanede okudum. Hatta ya Yeditepe Kütüphanesi ya Anamet Kütüphanesi'nden. Anamet değil. Yeditepe Kütüphanesi sanırım.
aldım. Çok uzun bir süre bende kaldı. Çok okudum yani. Çok yararlandım. Çok iyi bir kitaptır o. Yani Greek Political Thought, buraya almadığım Balot'un kitabı, çok güzel bir kitaptır. Şiddetle tavsiye ediyorum. Ama bu da bir derleme. Companion'dan anlaşılıyor zaten başlığındaki. Yunan ve Roma politik düşüncesine dair iyi bir derleme. Çok güzel makaleler içeriyor. Ve bu tarz companion'larla ilgili şunu söyleyeyim size. Bana kalırsa Türkiye'de yapılması gereken çalışmalardan biri de bu olmalı. Yani bizler çok fazla kitap yazmaya odaklanıyoruz kişisel olarak ve veya makale yazmaya odaklanıyoruz veya çeviri yapmaya. Bu tarz derlemelere ihtiyacımız var. Daha fazla derleme ihtiyacımız var. Belli temalar belirleyip, örneğin Kikero üzerine bir Kikero derlemesi veya işte Yunan düşüncesi, Roma düşüncesi burada olduğu gibi belli derlemeler üzerine veya neyse işte çalışma alanınız neyse onunla ilgili çalışan diğer kişileri bulup makaleler toplanmalı ve bir derleme olarak sunulmalı. Bu hem akademisyenler, bilim insanları arasında bir yakınlaşma sağlar, hem de derli toplu o düşünceyle ilgili eserler ortaya çıkar. Son dönemde bu tarz çalışmalar var. Benim de katıldığım çalışmalar var. Mesela Savaş ve Toplum çalışması böyle bir çalışma. Şimdi bakıyorum burada. Evet, bir kitap daha var. Hazır bu konu açılmışken. Yurttaşlık ve Demokrasi. Mesela bu kitapta da Armağan Öztürk ve Doğancan Özsel'in editörlüğünde hazırlanmış olan Yurttaşlık ve Demokrasi kitabı böyle bir derlemedir. Burada benim de bir makalem var. Yurttaşlıkla Kikero bağlamında bir yurttaşlık makalem var. Burada farklı yazarların bu şekilde derlemeleri mevcut. Pardon, makaleleri, bölümleri mevcut. Dolayısıyla bu tarz çalışmalara ihtiyacımız var. Griffin'in Seneca Philosophy in Politics, bu imparatorluk döneminde Seneca'nın üzerine eğilen bir kitap. Kikero'dan Seneca'ya Romalı filozoflar, Yunan filozoflardan farklı olarak büyük ölçüde devlet adamı olma idealiyle ve baskın politik geleneğin etkisi altında büyümüş kimselerdir diyorum. Bu benim çok söylediğim bir husus, çok belirttiğim bir husus. Yunan düşünürleri, Yunan filozofları ile Romalı filozoflar arasındaki en büyük fark budur. Bir Romalı filozof diyebileceğimiz tiplerin büyük bir bölümü kamuda görev almış kimselerdir. Dolayısıyla onları Romalı politik geleneğin üzerindeki, kendi üzerlerindeki baskıyı yoğun bir şekilde hissettiğini düşünmek durumundayız. Yunan filozoflardan daha bağımsız değiller devletten, daha kopuk değiller. Roma'nın politik geleneğinin baskısı altındalar. Bu kitapta o politik geleneğin içinde bir filozof olarak Seneca'yı inceliyor. Ve Griffin de yine Roma siyaset düşüncesi, politik düşüncesi üzerine yapacağınız çalışmalarda çok fazla referans vermeniz gereken isimlerden biri. Muazzam bir otorite. Ve geldik 17. sıraya, ki bana kalırsa birinci sırada olması gereken kitaplardan biri. Yani birinci sıraya bu kitabı koyar mısın deseniz bu listede, koyarım derim. Çünkü Edward Vernon Arnold'un Roman Stoicism kitabı inanılmaz bir kitap. Yani benim en çok yararlandığım kitaplardan biri. Zaten ortada yazmışım. Roma dönemi stoacılığına dair yazılmış en iyi kitaptır. En iyi kitaptır. Çok net. Eskidir. Neredeyse 100 yıllık kitap galiba. Bilmiyorum şu an tam tarihini ama. Stoa felsefesiyle doğrudan başlamaz. Stoa felsefesinin arka planındaki kültürel ve dini düşünceleri, tarihi, kültürü inceler. Ondan sonra Stoa felsefesine geçer ve ondan sonra da Stoa felsefesinin Roma'daki görünümünü ele alır tek tek. Hem tematik olarak ele alır hem kronolojik olarak. Dolayısıyla çok 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 önerdiğim bir eser. Archive.org sitesinde bu kitabın PDF'i bulunuyor. Zaten defalarca Twitter'da paylaştım bu kitabı. Hem Stoacılık hem Roma düşünce tarihi çalışanlara öneriyorum. 18. kitap Companion to Roman Republic, Rosenstein
Wittgenstein ve Morstein Marx'ın kitabı Roma'nın Respublika dönemine dair faydalı makaleler bulunur demişim. Artık bu companion'larla ilgili az önce yeterince konuştum. Fazla bir şey söylemeyeceğim. Yine Guriano'nun bir kitabına geldik. Az önce bahsetmiştim kendisinden. Studies in Greek Culture and Roman Policy. Bakın yine Yunan ve Roma karşılaşması üzerine. Yunan kültürünün Roma siyaseti üzerindeki etkisi, keza Roma siyaset anlayışının da geleneksel düşüncelerinde Yunan kültürüne, felsefesine, edebiyatına tepkileri. Yani buradaki etkileşim önemli. Yunan-Roma etkileşimi. Tabii ki bu daha çok Roma tarafından inceleniyor. 20. kitap Roman Religion. Bu kitabı niye ekledim buraya? Din Roma'nın geleneksel politik düşüncesinin temel direklerinden biridir. Roma dini bilinmeden kuruluş mitolojisinden politik kurum ve ideallere, Roma'ya dair ne varsa mutlaka dini bir arka planı bulunur. Bu eser Roma dinine iyi bir giriş imkanı veriyor değerli dostlar. Yani Clark'ın Roman Mind kitabının bir bölümü demiştim ki size din üzerinedir. Yani bir ayak dindir. Roma düşüncesinde din olmadan, yani Roma dinini dışarı çıkararak Roma'yı anlayamazsınız. Romalı karakteri anlayamazsınız. Romalı tipini anlayamazsınız. Roma tarihini anlayamazsınız. O yüzden Roma dini bilinmek zorunda. Bu kitap da en iyi kitaplardan biri. Yine Roma dini üzerine bir kitap. Rübke'nin editörlüğünde yine bir companion, yine bir derleme. Tabii birden fazla yazar var yine derleme olduğu için. Bradley'in Discovering the Roman Family Studies in Roman Social History. Roma'nın sosyal, toplumsal tarihi ile aile yapısı üzerinden tabii ki inceleniyor. Roma'nın sosyal tarihi, toplumsal tarihinin aile bakımından incelenmesi, az önce bahsettiğim o ayaklardan ikincisinin, yani din, aile, ikincisinin de sağlam bir şekilde düşünce dünyanızda oturmasını sağlayacaktır. Romalı aile tipinin niteliklerinin ve tarihi içindeki gelişiminin, değişiminin bilinmesi şart arkadaşlar. Evet. Yine bir Roma ailesi, Family in Ancient Rome, New Perspectives, Rawson'un editörlüğünde yine Roma ailesini inceliyor. 24. kitabımız Judge'ın The First Christians in the Roman World, Augustine and New Testament Essays ve sonraki kitap Dyson'un kitabı, Dyson diye de okunabilir herhalde, onu şey yapabilirsiniz açıklamalar kısmına. Bazen Latince, Yunanca, İngilizce, Almanca, Fransızca bütün okutuşlar karışıyor, özür dilerim. Aziz Augustus üzerinden The Christian Transformation of Political Philosophy, politik felsefenin Hristiyan aktarımı, Hristiyan dönüşümü. Bu iki kitap, yani 24 ve 25. sıradaki kitaplar Roma politik düşüncesinin Hristiyan yönünü ve dönemini yansıtıyor. Zaten ben de bu listeyi hani biraz kaba taslak oluşturduğum gibi görünse de aslında bir kronolojiye göre dizdim. Hem tematik hem kronolojik. Hristiyanlığın başlaması ve Augustinus özelinde o politik felsefenin dönüşümü üzerine bu iki kitap çok önemli. Tabii sadece Augustus'a odaklanılmıyor ama Augustus burada kilit isimlerden biridir. Yani Augustus bilinmeden Roma siyaset düşüncesi, Roma siyasi düşüncesinin, politik felsefesinin Hristiyan yönü, Hristiyan tarafı bilinemez. Augustus çok önemli bu minvalde. Dolayısıyla bu iki kitabı, daha birçok kitabı. Augustus'la ilgili aslında buraya birçok kitap eklenebilirdi. Keza Kikero'yla ilgili ve diğer yazarlarla ilgili de eklenebilirdi ama hani ben ilk aklıma gelenler, başta dediğim gibi hatırlamaya çalışmadığım, aklımda hep olan kitaplar bunlar. Dolayısıyla bu kitaplarla bir Roma düşüncesi ve felsefesi üzerine okumalarınızı genişletebilirsiniz. Buralardan, yani bu kitaplardan hareketle başka çalışmalara da yönlenebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugün yeterince konuştuk. Uzun bir dönem sonra yeni bir videoyla karşınıza geldim. Tabii yine bu gıcırdayan koltuk devam ediyor burada yaşamını sürdürmeye. O yüzden bununla bu videoları sürdürmeye devam edeceğim.
Bundan sonra değerli dostlar, daha önce bir yere yazmıştım, Latince, ileri seviye Latince videolarına başlayabilirim demiştim. Sanırım ona başlayacağım ama ne zaman başlayacağım bilemiyorum. Şu an mikrofonda da bir sıkıntı var. Onu da giderdiğim zaman artık yavaş yavaş plan yapmaya başlayacağım. İleri seviye Latince ve kısmi Roma tarihiyle ilgili bazı videolar düşünüyorum. Onun dışında yine bazı hocalarla veya dostlarımızla yapacağım bazı videolar olacak. Bununla birlikte yine kitap tanıtımı videolarım olacak. Keza kendi çevirilerim, çalışmalarım, kitaplarım çıktıkça onları da buradan sizlere sunmaya çalışacağım değerli dostlar. Yeni çıkan birçok kitap var. Hani hepsini tanıtmam mümkün değil ama hemen elimin altında şimdi gözüme çarptı. Teoman Hoca'nın, Teoman Duralı Hoca'yla böyle bir söyleşi yapılmış. Öyle geçer ki zaman başlığını taşıyor. Hangi yayın evi bu? Kim açmış? Turkuaz mı? Turkuaz kitapmış. Neyi görünce? Turkuaz kitaptan çıkmış. Böyle kalın bir eser. Hocanın yaşam öyküsünü kendi dilinden dinlemek istiyorsanız, Teoman Duralı'yı tanıyorsanız, kendisini seviyorsanız veya tanımak istiyorsanız bu kitabı öneriyorum. Evet değerli dostlar, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.